Efendim merhabalar. Evet. Şimdi gazeteci Şaban Sevinç bir programında İsa İlyasoğlu yani Milliyetçi Demokrat Parti Genel Başkanı'nı davet ediyor ve bu programda İHA'larla, Selçuk Bayraktar'la sözüm ona dalga geçiyorlar. Dönün kendinize bakın, bir aynaya bakın. Öyle dalga geçin. Dünyanın takdir ettiği ve almak için sıraya girdiği full yani bilmem kaç seneleri dolu ve hep yeni yeni savunma sanayi üzerinde çalışmalar yapan Selçuk Bayraktar'la kalkıp sözüm ona dalga geçiyorlar. Ama tabii ki hani dön bir kendine bak derler. Ve seviyeyi o kadar düşürüyor ki yani İsa İlyasoğlu. Bir de biyografisine baktım. Bayağı İTÜ'yü bitirmiş, makine bölümünü bitirmiş, işte master yapmış İngiltere'de galiba. Ya dolu bir kariyerin var fakat yani yapay zekanın ne olduğunu artık herkes biliyor. Ve savunma sanayinde evet uçağın motoru kimse Amerika'yı yeniden keşfetmiyor. Uçağın kaportası, o dizayn onlar şeydir yani bu yaptığımız tok araba da ne var onu çizdiriyorsun. Tamam ama savunma sanayide en önemli şey yazılımdır. Yıllarca bizleri kendilerine niye mahkum ettiler? Biz silahlarımızı dışarıdan alıyorduk ve yazılım onlarda. Adam dünyanın öbür ucunda senin silahını, sana doğrultabilir. Yazılımın da ne demek olduğunu mutlaka İsa İlyasoğlu biliyordur. Açık söyleyeyim, madem bu kadar basit, bu kadar kolay, sizin deyiminizde şişli meslek endüstri meslek lisesindeki çocuklar da o maketi yapar. O zaman oturun siz yapın. Oturun yapın. Sizi destekleyen bir sürü taraftarınız var. Oturun siz de yapın. Emin olun sizi ilk alkışlayanlardan ve destekleyenlerden ve paylaşanlardan biri Selçuk Bayraktar olur. Ama bu nasıl bir hazımsızlıktır? Yani siyaset yapmak uğruna senin ülkenin bir bilim adamını, senin ülkenin savunma sanayini bu kadar öne taşınmasını, savunma sanayini dünya konuşuyor. Bugün batıya gidiyorsun, batı takdir ediyor ama senin ülkendeki kusura bakmayın. Yani siyaset yapacağım diye siyasetçi kılığına girmiş hazımsız tipler kalkıp bunları aşağılamaya çalışıyor. Hatta Şaban Sevinç bile ne kadar muhalif biliyorsunuz yani o kadar da değil dedi sonunda. Şimdi eğer savunma sanayinin gerçek anlamını biliyorsanız bunun yazılım olduğunu anlarsınız. Yazılım sizdeyse siz yönetirsiniz. Yoksa yazılımı bunun başkalarındaysa istediğiniz kadar uçağın dizaynı şu olsun. Zaten Selçuk Bayraktar'da biz bu dizayn dünyada yani uçaktır yani. Ha tabii onun fiziksel dengeleri var uçma. Onlar bir fizik yani mühendislerin yaptığı şey ama buradaki konu, savunma sanayindeki konu bu uçakların kaportası, şusu bu uçakların en önemli şeyi ve silahların, İHA'ların, SİHA'ların yazılım. Ve bu yazılımı yapan Selçuk Bayraktar ve Baykar, onun mühendisleri. Ve bu bizde ya bizde. Bu silahı siz biliyor musunuz bu bindiğiniz lüks arabalar var ya. Onların yazılımı kimde? Aldığınız firmada. Siz istediğiniz kadar anahtar elinizde olsun. Adam Almanya'dan veya hangi ülkenin malıysa senin bir tuşla arabanı durdurur, çalıştırmaz. Yazılım böyle bir şey. Ve o yüzden de yıllarca bu ülke savunma sanayinde çok öncelerini söylüyorum. Çok büyük darbeler yedi. Adam sana silahı satıyor. Bir para kazanıyor ama diyor ki ben sattım ama kontrol bende. Uydular işte. Elon Musk bu kadar uyduları niye yapıyor? Adam bak alıyor İran'ın üzerine yolladı. internet bağlantılarını açtı. İşte yazılımın anlamını bildiğiniz zaman savunma sanayinde veya başka bir şeyde ne anlama geldiğini bilirsiniz. Yazılım böyle bir şey. Bakın ben bundan 15 sene önce Rusya'dayım. Moskova'dan 2 saat uzakta bir yere gideceğiz işle alakalı. Adam arabasının anahtarını kaybetmiş. Yani lüks arabalardan buradan reklam olmasın isim vermeyeyim. En bilinen M ile başlayan o arabalardan bir tanesi. Yolda uzun
Elinde cep telefonu. Arabaya biniyoruz. Telefon açıyor merkeze. Lütfen arabayı çalıştırın diyor. Dınk, araba çalışıyor. Sonra biz duruyoruz. Çünkü durması kendi elinde. Her arabaya bindiğinde telefon açıp biz Moskova'dan 2 saat ileride, 3 saat ileride bir yere 3 günlük bir iş gezisine telefonla arabayı çalıştırarak gittik. İşte yazılım böyle bir şey. Savunma sanayiinde de ülkeleri mahkum ettiler yıllarca. Kendileri yaptılar, yazılımlar kendi elinde. Biliyorsunuz İsrail başında geliyor. Ve ülkeler kilitliyorlar. Senin istediğin kadar füzelerin olsun, İHA'ların, diyelim SİHA'ların yazılımı sende değil. Adam havadayken İHA'yı kendi kendine veya SİHA'yı imha ettirir. Veya o füzeyi alır, çevirir, boşluğa denize atar ya da kesvana atar. Yazılım böyle bir şey. Diyor ki yapay zeka şöyle. Efendim, eğer ana anahtar kilit sizdeyse, yazılım sizdeyse, siz o yazılıma yapay zekayı da uydurursunuz. O işte o günün şartlarına göre veya uçacağı yerlerine göre, taşıyacağı silahın ağırlığına göre ne yaparsınız? Onun dizaynını yaparsınız. Yani ama kalkıp da ciddi bir parti lideri bir televizyon kanalında bir uçağı gösterip bu bir maket falan, bunun altındaki işte tahta falan, çok büyük saygısızlık. Her şeyden önce ülkesine karşı saygısızlık. Her şeyden önce Atatürk'ün müreffeh medeniyetler hayal ettiği güçlü Türkiye'ye karşı bir saygısızlık. Dedim ya, siz yapın. Selçuk Bayraktar ve Baykar daha iyisini yapın. Bu ülke için yazılımı sizde olanı yapın. Önce kalkar kendisi alkışlar. Ben açık söyleyeyim size. Ya bilim adamlarınızın kıymetini bilin ya. Elin bilim adamı için ölüyorsunuz, geberiyorsunuz. Ülken bir bilim adamı çıkartmış. Savunma sanayini dünya konuşuyor, gıpta ediyor. Bunu çıkarmış. Bu güçten dolayı da dünyaya posta koyabiliyorsun. Ama sen hayır diyorsun ki ben siyaset uğruna bunu kötüleyeceğim. Aslında o hazımsızlık. Gidin bir maden suyu için. Kendinize gelin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasetçiler hiç bu kadar çirkinleşmemişti ya. Biz biliyoruz yani, yaşımız da müsait. Kalkıyorlar Selçuk Bayraktar'ı ve Baykar'ı yaptıklarını küçümsemeye çalışıyorlar. Arkadaşım, istediğiniz kadar konuşun. Ortada. Ama sizin yaptığınızı da bu halk görüyor. Ya ben siyasete bunu siyaset içinde yapmıyorum. Çünkü Selçuk Bayraktar siyaset üstü bir kişi bana göre. Yaptıkları da bu ülke, ben kendi ülkem adıma gurur duyuyorum ve siyaset üstü. Yarın farklı bir siyasi konjonktür olsa sen yine Selçuk Bayraktar'ı elinin üstünde tutmalısın. Yine bunu yapmalısın. Ha, Ekrem İmamoğlu da o kadar adamlara iftira atmaya kalktı vakıflarıyla alakalı. Mahkemeyle sabitlendi öyle bir şey olmadı. Ondan sonra bir de utanmadan gidip İşte o Teknofest miydi neydi, ziyarete gitti ama tabii ki Selçuk Bayraktar onu tabii gezdirmedi. Ben de olsam gezdirmem. Ayıp ya. Önce bir kara atıyorlar. Tutmuyor, tutmuyor mu? Olmuyor mu? Ondan sonra gidip bari alkışlayayım diyor. Çocuklar güler ya. Yapmayın Allah aşkına. Çocuklar güler. Koskoca bir parti, koskoca mı, ben çok da bilgi sahibi değilim de İsa İlyasoğlu'nun biyografisini okudum. Valla biyografisi de çok dolu. Öyle dolu biyografisi olan bir insanın, mühendis olan bir insanın, master yapmış bir insanın kalkıp da siyaset uğruna şöyle bir yorum yapması gerçekten trajikomik. Size kim oy versin? Günahımı vermem ben. Evet efendim, bazı konular vardır siyaset üstüdür. Selçuk Bayraktar, Baykar ve ekibi, abisi Haluk Bayraktar, bir aile şirketi, rahmetli babaları Özdemir Bayraktar, bu ülkenin ta ilerideki nesillerine bırakacakları çok güzel bir şey yaptılar. Ha, tabii ki paralarını da kazanacaklar. O kadar yatırım yaptılar. Sor bakalım kaç sene kaç para yatırdılar oraya. Kaç parası dönmüş.
oturdukları yerden ahkam kesiyorlar. Siz yapın, sizi de alkışlayalım. O İHA'yı yaptı, SİHA'yı yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Siz de gidin başka bir şey yapın abi. Biz sizi de alkışlayalım. Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Bir de karalamaya çalışıyorsunuz. Ha tutmadı mı? Ondan sonra da gidelim alkışlayalım diyorsunuz. Böyle basit siyaset yapmayın. Gerçekten oturaklı siyaset yapın. Sen de başka bir tane yaptır. Git de ki Selçuk oğlum ben daha iyisini yaptım. Emin ol der ki helal olsun ya adamlara bak. Biz niye yapamadık deyip o da gider daha iyisini yapar. Bu böyle bir yarış olur. Öyle güzel bir yarış olduğu zaman ülke adına çok daha güzel şeyler olur. Evet dedim ya siyaset uğruna bu kadar lütfen basitleşmeyin. Yani programına katıldığın gazeteci bile o kadar da değil dedi. Yazılımın ne olduğunu herkes bilmeyebilir ama işte o yazılım sende ise o yazılımı yapmışsan güç sende demektir. Yoksa uçağın dizaynı onu bunu onun uçma fizik değerlerine göre ben mühendis değilim. Ayarlıyorlar nasıl uçakları yapıyorlar. O uçakları da şartlarına göre ona göre dizayn ediyorlar. Ha, onun burnu biraz kalkık olur seninki az olur o olur bu olur ama bir olur yani. Şeyi bellidir zaten. Ana hatları bellidir. Hani jetler bellidir ama dizaynlarını değiştiriyorlar. Bunun gibi sayın parti başkanı. Parti başkanı olmak bu ülkede çok kolay. Ama onu ne kadar taşıyabildiğin önemli. Hiç yakıştıramadım. Gidin siyasetinizi başka şeyler üzerinden yapın. Cumhurbaşkanının damadı diye bir bilim adamını ve bu ülkenin yararına dünyaya adımızı duyurmuş, adını duyurmuş bir kişi değil. Böyle harcamaya kalkarsanız da harcayamazsınız. İşte çocuklar bile güler. Katıldığınız programın gazetecisi bile, muhalifi bile o kadar da değil der yani. Fazla abarttınız. Ekran öyledir. İnsan havalara girer. O yüzden ben çok televizyona çıkmayı sevmiyorum. Çünkü çok fazla havalara gireriz. Uçarız falan diyorum ama yani uçmuş arkadaş. Ama yani bari İHA'lar SİHA'lar gibi uçsaymış. Evet efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selçuk Bayraktar, Baykar ve tüm ekibi önemli bir ekiptir. Aile olarak da gerçekten Türkiye'nin Türkiye'ye hizmet etmiş önemli ailelerdendir. Tabii ki bu ülkede mesela Sabancılar, Koçlar var. Onları hepimiz istihdam sağladıkları için takdir ediyoruz. Ama bu ailenin de bu ülkeye kattığı değer, bu ülkenin savunma sanayisine verdiği hizmeti lütfen göz ardı etmeyin. Siyaset üstüdür bazı şeyler. O yüzden İHA'lar, SİHA'lar, Selçuk Bayraktar ve Bayraktar ailesi de siyaset üstüdür. Böyle görürseniz siz de kazanırız, biz de kazanırız, ülke kazanır. Bu hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülke hepimizin. Herkese iyi günler diliyorum efendim.